Ton ailesi yardım bekliyor. Ne yapacağımı şaştım. Başkanımızdan rica ediyorum. Bana gelebilirsin. Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde oturan Ton ailesi maddi imkansızlıklarla boğuşuyor. Her zaman sen niye ekmek arası şey yiyorsun, leçer yiyorsun diye gülüyorlar. Benimle konuşmak istemiyorlar. Üç yıl öncesine kadar Kahramanmaraş Belediyesi'nde işçi olarak çalışan epilepsi hastası Ahmet Ton, iş yerinde bayılınca seni malulen emekli edeceğiz denilerek işine son verildi. Malulen emekli yapacak dediler, seni dediler. Malulen de emekli yapmadılar. Ancak emekli edilmeyen ve hastalığın nedeniyle iş bulamadığını söyleyen Ahmet Ton, yetkililerden yardım istedi. Çocuklara değiller yani arkadaşları, baban işte epilepsi hastası, kimse iş vermiyor, çocuklar bunalıma gitti. Ne diyeceğimi şaştım. Yani başkanımızdan rica ediyorum, bana bir iş ya da malulen emeklilik. Ton ailesi 3 yıl önce baba Ahmet Ton'un işten çıkarıldığı günden beri zor günler yaşıyor. 3 sene oluyor. 3 seneden beri boşum. Yani işsizim. Yani nereye gittiysem, nereye başvurduysam bana iş vermediler. Sen epilepsi hastasısın, sen çalışamazsın. Aha, vermediler. Kiracıyım. Aha, 2 tane çocuğum var. Oh diyeyim. Perişan durumdayım. Ne yapacağımı şaştım. Kendilerine verilen sözlerin tutulmaması üzerine çok zor durumda kalan aile uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Dediler ki Ahmet Bey seni malulen emekli edecek dediler telefonda. O da iş yerinde bayındığı için yani işine son vermişler. Evde her gün huzursuzluğun yaşandığını anlatan Saadet Ton ise geçim sıkıntısı yüzünden evde doğru dürüst yemek pişmediğini, çocukların iyi beslenemediği için sık sık hastalandığını söyledi. Biz Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyor. Eşime bir iş, kiramızı ödesin ya da bize bir ev versin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuklarım huzursuz oluyor. Ne bir alışveriş yapabiliyorum. Çocuklarım bak anne işte filanın çocukları şunu yiyor. Anne biz çikolata yiyemiyoruz. Anne biz gofret yiyemiyoruz diyorlar. Oğlum ne yapak kurban böyle de idare edin. Ortaokul öğrencisi Abdülgazi Ton evde yaşananları şu sözlerle özetledi. Annem ve babam her gün dövüş yapıyorlar. Bizim canımız sıkılıyor. Evin küçük kızı Fatma Nurton, arkadaşlarının sürekli kendisiyle dalga geçtiğini belirterek yaşadıkları fakirliğin artık bitmesini istedi. Arkadaşlarım kantinden yiyecek alıyor. Ben alamıyorum. Ben onlardan özür diliyorum. Tamam alacağım diyorum size. Alacağım söz diyorum. Onlara sözüm var. Size sözüm var diyorum. Size yiyecekleri alacağım diyorum. Babam işe girdiği zaman size dolma işi alacağım diyorum. 2 yıldır Ton ailesine komşuluk eden Menekşe Çevik, bir gün bu insanların yüzlerinin güldüğünü hatırlamıyorum diyerek ailenin yaşadığı dramı gözler önüne serdi. Ben komşusuyum, geldim geleli ben görüyorum yani. Bir gün yüzleri gülmüyor bunların. Çocuklar da öylesi, kendiler de akşam bilene ben geldim. Komşuyu çağırdım, oraya gittik, biraz orada durduk. Sıkıntılı baktım. Onun için bunların bir evine poşet girmiyor. İstediği zaman pazarına, çarşısına gidemiyor çocuklarıyla. Ne yapabilirler ki? Bir tutardarları da yok. Bunların hiç ne bu kardeşin ne hanımının bir yerden bir geliri yok. Bir akrabalarından da bir destek yok. Ne yapabilirler?